Merhaba sevgili 5. sınıf öğrencileri. Kanalımda yeni bir bölüme başlıyorum. Nedir bu bölüm? Soru Bankası bölümü. Her dersten böyle kısa kısa soru çözümleri yapacağım sizlere. İlk olarak birinci soruyu matematikten yazdım. Sorumuz yüzdeler konusuyla ilgili. İsterseniz siz videoyu durdurup önce kendiniz çözün. Daha sonra benim çözümümle karşılaştırırsınız. Hemen başlıyorum. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Ayrıca Instagram'daki Bülbül Öğretmen sayfamdan beni takip edebilirsiniz. Sorumuz şöyle. Sevgi'nin çok istediği çantanın fiyatı 80 liraydı. Alışverişe çıkan Sevgi, çantanın indirimli olarak satıldığını görünce çantayı satın aldı. Sevgi çantaya 68 lira ödediğine göre çantaya yüzde kaç indirim yapılmıştır? Böyle bir soru yazılı da veya deneme sınavında karşımıza çıkarsa ilk olarak şunu yapmalısınız. Çantanın gerçek fiyatı 80 liraydı. İndirimli olduğunda 68 liraya aldığına göre kaç liralık bir indirim elde etti? Onu bulmalıyız. Çıkaralım sıfırdan çıkmıyor. Ondan 8 çıktı 2 ve 1 kaldı. Yani 12 liralık bir indirim oldu. Sonra bunu kesir olarak ifade etmeliyiz. Çantanın fiyatı 80 liraydı. 80'de 12 kadar indirim yapıldı. Bakın kesir haline dönüştürdüm. Şimdi ise paydayı 100 yapmalıyım ki yüzde olarak ifade edebileyim. Fakat 80'i genişletme yaparak 100'e ulaştıramam. O zaman buradaki kesri birazcık sadeleştirmeliyim. Ne yapmalıyım? 100'e ulaşabilecek bir sayıya gelmeliyim. Örneğin 20'ye gelebilirim. 80'i 4'e bölebiliyorum. Tabi 12'de bölünüyor. İkisinin de aynı sayıya bölünüp bölünmediğini tabii ki kontrol etmeliyim. Bölünüyor. O zaman sadeleştirelim. 80 bölü 4 20 oldu. 12 bölü 4 3 oldu. Şimdi 20 olduğuna göre artık bunu 100 yapmak için 5 ile genişletebilirim. Tabii yukarısını da çarpacağım. 20 çarpı 5 100 oldu. 3 çarpı 5 15 oldu. Artık yüzde olarak ifade edebilirim. Yani 15 kadar bir indirim yapılmış çantaya. Cevabımız B şıkkı oldu. Umarım sorumu beğenmişsinizdir. Her zaman olduğu gibi sizlere iyi çalışmalar, derslerinizde başarılar diliyorum. Başka sorularda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.